Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Bugün de Tokat'tan, Erbaa'dan Özgür Delici arkadaşım misafiriz. Gerçi Özgür bizim şirket sayılır. Tezcan abinin de biraderi. Sağ olsun bugün misafir olduk. Bugün de beraber kısmet olursa müsabaka yapmaya gideceğiz. Evet Özgür, seni bir tanıyalım. Arkadaşlar da tanısın. Biraz sesli konuşun duysun. Tokat Erbaa'dan Özgür Delici. Biz herkes tanıyor zaten memlekette. Erbaa'dan. Bu işe gönül verdik. Çok hoş duyuyoruz. Biraz sesli konuş. Şeyler de duysun. Şimdi mikrofon olmadığı için ses pek şey yapmıyor. Alınmıyor. Bu işe hoş duruyoruz yani. Normalde ne iş yapıyorsun? Normalde ben güvenliyim şu anda. Şu anda güvenlik işi yapıyorum. Sporcu. Spor da yapıyoruz zaten. Hem güvenlik, koruma. Spor da yapıyoruz zaten aktif olarak. İşte bu işe çocukluktan beri devam. Bırakamıyoruz. Abinden iyi yorucusun ama. Abi. Yani bu işe gönül verdik. Yani çocukluktan beri bırakamıyoruz. Şimdi, hastalık gibi yani. Kırıkçı Tezcan abiye ne diyeceğim burada? Kırıkçı Tezcan diyeceğim. Eğitim şart. Eğitim şart mı? Eğitim şart. Ya Tezcan abi bir ara çok güzel kanları toparladı. Böyle güzel hayvanlar çıkardı. Ondan sonra böyle kendini bir geri çekti. Ya işte biraz hani horozunun senesi bitmezmiş muhabbet oluyor ya. He. Bazı sene çok iyi oluyor. Bazı sene orta seviye oluyor. Sonra tekrar üste çıkıyor. Böyle inişi çıkışta olabiliyor. Ama bak ben geçen seneki idmanları da seyrettim sizin. Gayet güzeldi horozlar yani. Yani ya. Biraz belki hazırlanmadı. Sen yoktun gerçi Mehmet. Ben yokum İstanbul'da. Şimdi. Memlekette olmadığım için şimdi abim biraz tek başına zorlanıyor. Ben şimdi seyrettim mesela o attığı yavruları. Dışarı verdi, ben öyle tahmin ediyorum. Dışarı verdi. Mesela seyrediyorum ben. Abi horozlarda sistem var, tertip var, vuruculuk var. Ayaklarının hızlı, gaga çalışıyor. Ama nedir? Atıyorum Haziran yavrusu, Mayıs yavrusu. Bunlar Mart'ta iniyor aşağı. Bilmem ne de oldu. Bu sefer gereken performansı sergilemiyor diye ben öyle izledim gördüm. Ben. Çünkü konuştuğumuzda öyle. Şöyle bir şey var. Şimdi yavrular büyüyor. Şimdi istemeye gelenler oluyor. Şimdi bu işte satmayan yok. Evet. Satılıyor yani. Bunu yerine koyman için satman da gerekiyor. Satıyorsun. Bu sefer verdiğin adam ne kadar horozcudur, ne kadar değildir aslında vermeden önce bir ona bakmak lazım. Doğru diyorsun. Yani. Şimdi sen sonuçta verdiğin hayvan seni temsil ediyor. Satsan da parasını alsan da sonuçta seni temsil ediyor. Kimden aldın? İşte Özgür Delici'den, Tezcan Delici'den aldım gibi. Evet. Bunun gibi yani sonuçta ona bağlı. Bir marka yani. Yani evet. Onun gibi abi herkes yapıyor sonuçta bu işi. Veriyorsun adama, adam değerini bilmiyor. Diyorsun ki mesela kardeş işte benim horozum biraz ay istiyor. Örnek veriyorum işte senin horozun biraz önce Mart yavrusu çıkarttım mesela. Benim Mart yavrularımın içinden geçer yani. Şimdi o oluşmuş, olmuş, bitmiş artık onun işi. Evet. Ama benim horozum yani 14-15 aylığını istiyor. 14 aylık olmak istiyor, yaşına gelmek istiyor. Şimdi bundan önce hoplatırsan horozdan zaten bir nevi alamazsın. Şimdi biz geçen gün mesela bir idman yaptık. Bizde de var Mart yavruları, aynı bunlar emsal. Yani dövüşürken adam sanar ki bu Mayıs, Haziran yavrusu herhalde gibi. Müsabaka yapar. Yani idmanda. İdmanda yani bildiğin o şekilde. Yani Erbaa'da mesela şimdi yeni bir yavru var mesela. Adam Mayıs yavrusu diyor. İkinci dövüşünü yapmış. Ben inanmam. Şimdi inanmak mümkün değil. Evet. Ama Erbaa'daki bizim herkes bunu söylüyor. Evet diyor Mayıs yavrusu. Yani yetiştiren de benim arkadaşım. Yerli kan mı peki? Yerli Erbaa'mızın kendi malı yani. Yok yani yerli kan mı? Çünkü yabancı kanlar o şeyde İlla ki yani. Kan girmiştir yani. Evet. İlla ki girmiştir. Yani yerli kanlık olduğu yok. Zaman 8-9 aylık mesela hazırlama imkanı biraz daha erken yapıyorlar kendilerini. Yani Fikri abi şu anda zaten yerli kan olayında şöyle bir olay var. Benim kanım yerli %100 bende hiç yabancı kan yok dediği zaman yok, bir adam kesinlikle. Öyle bir şey yok yani. Şimdi şöyle söyleyeyim bizim burada mesela bu bir ara kan örneği toplamaya Türkiye işkeninde evet, profesyonel geziyordu evet. Ya. Mesela bende bir tavuk öldü 17 yaşında. O tam yerliydi ama 17 yaşında. Ama nedir? O mesela o kanı ben tamam istikrarlı bir horoz. Nasılsa çıkardığın yavrular 2 saat, 3 saat bırak ayakta durduğu sürece müsabaka yapar yani. Ama şöyle bir durum vardı onlarda. Sezon başı bir maç. Sezon sonu bir maç. O kendine baktı. Hızlı dövme şansları zaten yok. Yok yani. Kendine. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şunu da bilmek gerekiyor. İyi horozlar zaten Mart
Nisan gibi iner. Ben öyle biliyorum. Aynen. Şimdi o horozlar, şimdi herkesin horozu yarım yamalak. Bugün mesela bizim getireceğimiz horozu da 3-4 gün önce de el işi verdik. Normalde hafta giderdi. Sen geldin diye hadi getiriyoruz yani bir şekilde. Yani bile bile dayak yemeye gidiyoruz yani. Şansımıza artık. Yani şansımıza, keyfimizi yapalım. Horoz çok. Bir idman yaptık bugün Özgür'le. Allah'a mesela bir çok şey, geçen seneden bıraktığım bir kartım vardı. Çok beğeniyordum. Yani hiçbir şey yoktu horozda. Bir fotoğrafını paylaştım horozun. Özgür gördü, kör. Kör. Bakan kör. Kör değil mi? Bariz kör. Evet. Ama horoz, yani Türkiye'nin en iyi kanları var. Yani şimdi onu kessen de kesemezsin. Şimdi mesela arkadaşlar istiyor, damızlık attığında muhabbetine. Artık o birine nasip olacak, vereceğiz onu, anladın mı? Çünkü onun kardeşleri de var bende. Yani. Başa dövüşecek horoz işte. Geçen sene, şey bu senenin başa dövüşeceği horoz işte. İyi horoz ama işte şans. Dediğim gibi bir horozun ne kadar kaliteli olduğundan önce biraz da sakınma şansı. Şimdi her şeyde bir hayır vardı derler. Bugün mesela geldin, gittin, ha, bir şey yaptın. Bak onu ben kör olduğunu da görmedim ha. Samimi söylüyorum. 50 gerçi orada salmada bekletiyordum onu, hani tüyün tamamlasın diye. Bak görüyor musun? Kör. Direkt dikkatimi çekti benim. Kör. Direkt hemen elimi aldım. Anormallik var ama yani. İşte belli olmuyor ne kör olduğu da. Hiç belli olmuyor da işte kör, kör yani. Her şeyde bir nasip kısmet vardır. Nasip dediğin gibi. Bu sene abi. Gidelim, bugün gidelim de bir sırtımızdan üstümüzden bir geçsinler. Sence bu sene isim kim yapar Avrupa'da ve Türkiye'de? Bildiğin böyle favori isim var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bir sürü dostumuz, arkadaşımız var. Bu işi savaştıran insanlar var. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her zaman emek eden adam kazanır. Yanlış mıyım? Aynen. He, emek eden adam her zaman kazanır. Şimdi emek etmezsen kazanamazsın. Şöyle beni zaten her gün görüyorlar arkadaşlar. Bir emek etmezsen kazanamazsın. Niye kazanamazsın? Aa, görüyorsun burada masajcıdır, idmanları. Sen de benim gibi hazırladığına inanıyorum. Sende de çünkü o hırslaş. Ben biraz ya, abi. Çünkü bazen mesela o Almanya ile üçümüz, dördümüz, beşimiz birleşip de evet. Muhabbet ederken ben şimdi bir şey anlatıyorum. Yalan yanlış anlatıyorum. Bakın bazen zarf atıyorum. Ne yapıyorum bu sefer? Sen diyorsun ki ya diyorsun böyle böyle olur diyorsun. Tamam mı? Bakayım evet. Yani karşıdaki adamlar bir şey biliyor mu diye. Biliyorsun benim böyle huylarım vardı. Ondan sonra bazen öyle şey yapıyorum ama sen orada diyorsun ki ya yok diyorsun yanlış diyorum bu böyle diyorsun. Çünkü sende bir altyapı var ya. Yani. sporcu kimliğinden gelme. Çünkü hayvan nasıl insan da aynısı, hayvan da aynı şekilde spor şeyi aynı. Ya sonuç olarak o da etten kemikten biz de yani anatomik olarak hemen hemen aynı. Yani şimdi Almanya'da veya yurt dışında bilmiyorum oranın kim ne kadar vurucu falan filan ama bizim mesela şirketlerimiz vardı. Üçler vardı. Evet. Üçler iyi yapıyordu o dönemlerde. Sonradan yer sıkıntısından dolayı. Şu anda yeri gayet güzel. Evet. O işleri de halletti zaten şu anda. Bu sene Müşter abi de zaten bildiğin gibi bir iki senedir o da pek bir şey yapamıyor işlerinden evet. Dolayı. Ama bu sene çok ses getireceğine emin olabilirsin yani. Biz de ben kendim de her sezon 3-4 tane sivri yetiştiriyorum yani öyle söyleyeyim. Geçen sene 4 tane çıktı. Dışarıdan aldığımız da oldu. Ondan önceki sene pandemide 3 tane çıktı. Kaçamak maçalı bir şekilde bir şeyler yaptık. Pandemiden önce zaten biliyorsun 7-8 tane kardeş çok iyi durumda. Ondan önceki dönem de öyle. Yani ara ara dönemdir. Ama ben hep standart baktık alıyorsan tavuk da gördün mü benim burada? Yok. He? Az olacak öz olacak. Az olacak öz olacak. Adam yani. Bazen konuşma geçiyor işte Fikri Balcı işte falan horozlar falan. Genel olarak söylenen bir söz. Ortamda da ben de söylemiştim. Az çıkar, öz çıkar, dövemezsiniz. He, az çıkar. Öz çıkar, dövemezsiniz. Öyle abi. Ben bir de seviyorum yani. Anladın mı? Horozu, yani iyi horozu seviyorum. Bir de şöyle bir olay var. Genel konuşma olarak böyle bazen geçer işte. Konu konuyu açıyor ya horozcuların evet. Sohbetlerde işte bizim canlılarda falan. Ya sağlık olayı nasıl olacak? Bir horoz nasıl sağlıklı olur? Dedim Fikri Balcı'ya arayın. Evet. Ya bunun mübalağası söylüyorum burada diye değil. Ciddi yani. Misin? Ciddi diyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Evet. Adam hayvanları çok sağlıklı. Yani şimdi bugün geldik gezdik kümeslere. Yani, kümesleri gözlüyüm mesela. Ben şimdi mesela bana da videolar geliyor. Seyrediyorum. Adam 6 aylık yavruyu kaldırmış. Atmış. Nasıl? Horoza bakıyorsun. Horozun daha kimliği oturmamış. Yani daha bebek. Ben horozum demiyor. Suratı bembeyaz. Kanatları vücut yapısı şey mat. Ya horozdan ne olur?
Biraz önce ipi mumladık ya. He. İpi mumlamayı böyle burada gördüm arkadaşlar. Adam gagasını atacağı ipi bile mumluyor yani. Şimdi o bu işin püf noktaları şöyle söyleyeyim. Mesela ben müsabakaya gitmeden önce arkadaşlar böyle bir demir şeyde mumu eritirim. Ondan sonra biraz tam katlaşmaya şey yaparken ipleri koyarım içine. İpi koyarım çantama. Bu nedir? Müsabaka esnasında kendi ipimi kendim kullanırım. İpi mumlarım yani gitmeden önce. Bu biraz şey. Nedir ismi? Ben kendimi pimpirik sanıyordum. Ben bugün gördüğüm kümes pisli kümes şu anda. Yok gayet çok temiz. O pisli. Normalde öyle pis bulamazsın. Yok, yok, sağ olsun hanım da rahat şey yapıyor, yardımcı oluyor. Yapıyoruz işte. Bakalım böyle uğraşıyoruz Özgür. Bugün zıplattığımız yavruyu beğendin mi? Harika. He? Harika, çok da güzel olur. İlk koklaması. İlk koklaması. Görüyor yani, yerden yere düşüyor. Elinde yüzünde en ufak bir yara yok. Evet. Yani koklamadan öncesinden bahsediyorum. Koklamış bir yavru değil yani. Evet. Kaytanlar maytanlar. Yani Allah işte 8 dakika sürdü. 8 dakika. Yok ben 6. dakikada alalım abi, gerek yok. He. Ama işte. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen bir yavru kaldırdım. Ben kapımda 3 dakika zıplatmıştım. Bizim buranın da çok iyi denilen bir yavrusu vardı. Yani ağır kuyular falan yapamıyordu onu. Ben de denk geldim. Yani berberde dedim abi iyi misin orası? İyi dedi. Tabii de, onun havaları burada biliyorsun. İyi orası çıktı da biraz havalı oluyor. Tabii. Bu senin bugün beğendiğin martı yavrusu yok mu? Evet. Şunu tut da yakala da. Şunu bir... Ama bir maşallah deyin arkadaşlar horozumuza. Özgür seni tanıdı horoz ha. Horozcuyu bilir, bilir. Bu horozun da, bak, bu horozun da şu parmağı yok mu? Evet. Kapıya sıkışmıştı yavruyken. Bunu ben kopmak üzere kestim, bağladım bunu şeyle, sıcak demirle. Güzel işçi. He, şimdi bak görüyor musun? Hep ayakları yemiş. Bak taşın oldukları yerleri, evet. Görüyor musun? Bak şuraları bak. Şuraya bak. Nereye vurduğuna bak. Borozumuzu kendi kapımda 3 dakika zıplattım. Hoşuma gitti. Güzel yani, öyle söyleyeyim. At gelsin istiyorum. Şimdi sonra tabii misafirliğe gittik biz. Orada horozu bir kaldırdık. Tabii 25-30 kişi vardı orada o ara. Horozu attık. 3,5 dakikada bir kaçıttırdı. Kulak tozu vurdu. Dedik hani şans. Çünkü ben de görmemiştim. Sonradan böyle büyük bir eli yok. Ama taşını, iki taşını birden sokuyor. Sonradan Özgür 3,5 dakika sonra şu rakibin, şu gözünün üstü kafası ceviz büyüklüğünde şey yaptı. Şişti. Kepeyle önemli. He. O arada benim rakibime de 35 milyar para veriyorlarmış. Buna kaç lira olması lazım? Sonra horonu adam almaya girerken şimdi bunları anlatmaz ama ben sıkıntı yok. Ben zaten fazla şeyle dışarı çıkmam. Kendi yuvamdan kendim yapıyorum. Ora horozun üstüne düşecek ya. Ben de horozu kaptım, tamam mı? Dedim ne yapıyorsun abi dedim ya. Elim yarlak horozu dedim. Sen söyle üstüne düşüyor dedim. Öyle 35 olacağım belli olmasın abi. Ondan sonra güldük orada, tamam mı? Sonra çıktım, benden sonra kavga etmişler. Yani sen horoza bakamadın falan diye. Benim de tabii arkadaşlar darıyor beni ya diyor böyle böyle falan. Ben emin olamadım. Geldim kendi yavrumu attım bir daha. O 7 dakika idmandan sonra. Halini gördün, ne olmuş ona? Valla idmanlıkların bile paçalarından sağlık damlıyor. Yani sağlık o, çok önemli. Şey abi, bu horoz. Bak şimdi bir kardeşi daha var onu. Kaldırmadım da. Sen bir beraber görelim. Evet, biraz önce. Bu horoz iyi. Baş horoz yani. Ha nasıl kırmızı. Fiziği falan sağlıklı. Çok harika. Kilosuna göre kemiği mi? Çok şimdi harika. Anasını bir daha ayırdım. Bir horoz var. O gelecek. Onu çekeceğiz Allah kısmet ederse. Ya neşesi keyfi yerinde, eşeyle diyor. Bir şeyler bak, tüneliyor şu anda. Bakalım şu anda gördüğümüz 3 tane horozumuz var. Gördüğümüz. Yani, tamam kümes horoz dolu ama mesela şu yavruyu da gördün. O da güzel, kemikli de. Biraz da dolduracak o. Bir ağzında bir koku var onun. Neyse ben biraz önce bana fark ettim. Ya. Sen fark ettin. Ya. Şimdi ben devamlı elimi aldığım için bazen de elimi almıyorum. Onlar salmada duruyorlar şimdi. 5 metrelik salmada duruyor hepsi. Benim burada şimdi hep 5'er metrelik salmalar var. 5'er metrelik salmalarda duruyor horozlar. İçeri 3 tane 4 tane horoz koyuyorum. Fazla koymaya gerek var mı? Değiştirdi. Yan horozlar oluyor. Peki Tezcan abi en son Serdar Çoban'dan aldı galiba. Benim Serdar abi'den 3 tane abi. Hatta 3 tane abi'den yeni
tane tavuk getirdim. O da işte dün ya da ondan önceki gün gönderdim iki tavuk. Yani şey, Tezcan abi dedim ki, sana dedim ana tavuğu yollayayım ben. Evet. Anladın mı? O şimdi benimkiler hep elini astı. Söylüyor zaten tavuğum da tavuğum. He, o ama bitti o iş. O iş bitti. Sen geçen kızdın ya ona. Evet. Şimdi ben Tezcan abi de geçen sezon bir tane yavru beğendim. Bak samimi söylüyorum, bu horoz benim elimde olsaydı emin ol 5-6 tane maç yapardım. O kadar iyiydi. Telef oldu zaten horozda. Dediğim gibi biraz önceki dediğim muhabbet işte. Ama işte yani horoza değer vermeyen insanların eline geçti. Şöyle bir olay var. Şimdi horozu değerini verdikleri zaman hani bir laf vardı bizim orada. Onu alırken biraz canı acıyacak. Canı acıyacak yani. Canı acıyacak ki onun değerini bilecek. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi sen benden bir paraya horoz aldın. Bir paralık horoz. Evet. Ama horozun değeri çok çok daha yüksek. Bunu aldığı zaman onu rahatlıkla o tarafa, bu harcayabilir. Tarafa, harcayabilir onu. Yani harcanabilir yani. Çünkü neden? Ucuz aldı senden. Bir de şöyle bir olay ucuz var. Ucuz aldı evet. Bizim insanımızda genel olarak, horozculuk bir tarafa, genel olarak bir fırsatçılık içgüdüsü var. Tamam mı? Bu herkeste var. Yani genel olarak. Evet. Ama bu fırsatçılık içgüdüsü olduğu için onu aldığında o paraya, ya canı acımadı ya, onu istediği gibi atabilir. Ama sen onu bir canın acıyacağı bir paraya al. İşte ben sistemde ben ne yapıyorum? Benim horozum müsabaka yapıyor. En iyisini sen yapıyorsun. Ha. Olması gereken şimdi bu aslında. Benim horozum müsabaka yapıyor. Orada adam izliyor. Alırken can acıyor. Anladın mı? Ondan sonra göz değerini bebeği, biliyor. Göz bebeği gibi bakıyor. Ha, göz yani. Bebeği gibi bakıyor. Ama göz bebeği gibi bakıyor. Bazen de mesela bizim de yani horozcuya vermedim. Mesela bir kart verdim dışarı. Ben de 3-4 tane bölmüştüm. Müsabaka yapmıştı. Hep bir su iki su. Horozu yani 30 günde hazırlayıp ringe indirdiler. Yani bir kart horoz 30 günde hazır olur mu? Mümkün değil. He? Mümkün değil. Ya yavruyu bile 3 kere hoplatsa. Hani 15 gün arayla 45 gün yapar. O da 45 gün yapar. Hani götürebilirsin yavruyu. O da iyi bir yavru. Yani o da iyi, i̇yi bir yavru. 3 kere hoplatırsın götürürsün ringe ama bir kartı yani en kötü. En kötü ya hazırlayamadım yarmış. Yani kötü desen. 60 gün. Abi 2 ay ya. 2 ay 60 gün. Ben onu söyledim. Ya. Yani şimdi bir de iyi paraya atıldı horoz. Yani üzüldüğüm nokta ya bu horoz bizde 4 tane müsabaka yaptı. Hep bir su, iki su. Hep iyi puanlara. E şimdi mesela bakıyorsun senin dediğin gibi yani iyi puanı aldım, şeyi aldım ama sen söyle yani değer verilmedi ona. Çünkü elden geçer abi. 30 günde bir horoz, kart horoz hazırlanmaz. Bir horoz. Biraz önce sen ipi tamamlıyorsun. He. Adam horozu sen dikkat ettin. Horozu çok hızlı dikkat ettin. Yok yani şöyle şimdi işi oradan baz almak lazım. Yani sen ipi mumluya, ipine varana kadar yani mumluyorsun. Adam bir ayda horoz hazırlıyor. Şimdi bak ben yani idmana getirmedim. İdmana sokmadım horozu. İlk önce iç parazit veriyorum. 15 gün sonra tekrar bir iç parazit veriyorum. Bu arada vitamin takviyesi yapıyorum. Sonra iç mantara veriyorum. Ondan sonra horozun içi bir ayda temizlendikten sonra. Tezcan Nece bunu sen duymanı istiyorum. Özellikle bu kısmını izle. O zaman Tezcan abi sana şunu söyleyeyim. Önce idmana sokmadığın horoza tabi her gün horozu sileceksin, seveceksin, kıçının üstünü açacaksın. Bir vitamin vereceksin, şey iç parazit vereceksin, Nilver. Bırak şimdi büyük başlara verilen kapı dörde bölüyorsun. Onunla hikaye kanatlı üzerine Nilver. 4 gün vitamin takviyesi, 4 gün sonra 15 gün sonra tekrardan bir Nilver veriyorsun. Tekrar 4 gün vitamin takviyesi sonra iç mantar veriyorsun. Kursak mantarı mideye kadar giden. Ondan sonra bu dediğim süreç bir aylık bir süreç. Ondan sonra ufak başlıyorsun idmanlara. Söyledim Tezcan abi. Tezcan Delice. Tokat Erba'ya selam. Özgür son olarak bir şey söylüyor mu? Bugün bir gidelim de biz dövsünler. Bak bile gidiyoruz yani. 3 gün önce el işbirliği verdik. Özgür geldi diye. Hadi dedim boş gitmeyelim gidelim yani. Hep öyle oluyor zaten. Geçen müsabakaya gittiğim horoz da aynıydı. 10 gün olmuştu idman yapalı. Ama ben horozları hazırladım yani. Şey yaptım ama işte. Horozu altları üstleri daha iyi güzel. İşte bakalım nasıl. Yapar maçını yapar. Son olarak bir şey söyle Özgür. Kapatalım videoyu. Son olarak yani fazla söyleyecek. Üçlere bir şey söyler misin? Üçler abim bu sene Avrupa'nın favorisi olarak görüyorum. Şirketim olduğu için değil. Kesinlikle şirketim olduğu için değil. Avrupa'nın favorisi olarak görüyorum bu sene. Bu sene zaten 3-4 tane horoz var. Bir tane ayrıca bir horoz var. Büyük ses getireceğine inanıyorum. Yani dövemeyecekler. İnşallah. Üçlerin zaten biz her türlü arkasındayız. Sıkıntı yok.
Kümes burada kilo söylesin. Avrupa değil dünya bir araya gelse dövemez oruç. Üstler abi gerçekten bu işte yani. Ben oruculuğu bak şimdi ben oruculuğu bir kenara koyuyorum. Üçlerin ben kişiliğini seviyorum. Üçler abi çok kişiliğini seviyorum. Üçlerin kişiliğini seviyorum. Tecen abi de seviyordum. Seviyordum. Seviyorsun gene. Gene seviyorum. Canım gene abim bir şeydir ama o ana tavuğu şeyi geçti onu. Vermiyorum ona bir daha tavuk. Tavuk mu vermem dedim ona. Sana al kardeş. Sizin al getir sıkıntı. Eyvallah. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bugün güzel bir böyle muhabbet ettik. Özgür sağ olsun misafirimiz olacak. Allah razı olsun bizi ağırladı. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.